İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Namazın ehemmiyeti. Bu büyük evliya zat bir gün hanı hanana mektup yazıp şöylece nasihat etti ona. Besmele okuyarak mektuba başlıyorum. Yani Hak Teâlâ'ya güvenip yazıyorum. Hadiste buyurdu ki o Resul-ü Kibriya, kim özürsüz bir namaz bırakırsa kazaya, o kişi 80 hukbe ateşte yanacaktır. Bir hukbe 80 yıllık bir zaman olacaktır. Her yılı 360 gün olup iş bu vaktin, her günü 80 dünya senesidir velakin. Her vakit geçtikçe de kaza edecek kadar, bu bir namaz terkinin günahı kat kat artar. Birkaç namaz olursa çetin olur bir hayli. Yarın mahşer gününde çok zordur onun hali. Her ne olursa olsun bir an geciktirmeden kaza namazlarını bitirmelidir hemen. Namaz kılmayan kimse Hakk'ın azametini düşünüp anlamalı işin vahametini. Bu hadis-i şerifin şiddeti karşısında insanın erimesi lazım gelir aslında. Hadiste buyuruldu. Günah işleyen kimse, pişman olup Rabbinden affını diler ise, Allah-u Teala'yı çok merhametli bulur. Onun bu pişmanlığı affına sebep olur. Yine bir hadiste buyurdu ki o server, günahı olan kimse tövbe istiğfar eder, sonra da bu günahı bir daha yapar ise, ve yine pişman olup yine tövbe ederse, üçüncü defa yapıp dilerse bir daha af, dördüncüyü yapınca yazılır büyük günah. Ve yine bir hadis-i şerifinde o server buyurdu, helak oldu elbette müsevvifler. Yani yarın yaparım, sonra yaparım diyen, elbette ziyan etti tövbeyi geciktiren. Lokman Hekim, peygamber veyahut veli bir zat, oğluna bu hususta şöyle etti nasihat. Ey oğlum, hiç yarına bırakma ki tövbeni, zira ölüm ansızın yakalar gelip seni. İmam-ı Mücahid de buyurdu, her gün eğer kim tövbe etmez ise kendisine zulmeder. Yine alimlerimiz buyurdu ki, bir kimse haramdan bir kuruşu sahibine verirse, o kimse bu işinden alır ki öyle ecir, bu 600 nafile haçtan daha iyidir. Biz kendi kendimize zulmettik ey Rabbimiz. Acıyıp affetmezsen fena olur halimiz. Ve yine Resulullah buyurdu ki bir defa,
şöyle buyurmaktadır Hak Teâlâ kullara: Ey kulum! Emrettiğim farzları eda et ki olasın insanların içinde en abidi. Sana haram kıldığım şeylerden iyi sakın ki kullarım içinde zühd sahibi olasın. Kanaat eder isen verdiğim rızka dahi olursun kullarımın arasında en gani. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, devamlı elde kalmayacak olan bir şeyin varlığıyla övünmek ve kendi başına da gelebilecek bir şeyden dolayı başkasını ayıplamak ahmaklıktır. Çünkü pek iyi bilirsin ki başkasının başına gelen senin başına gelen şey de başkasına reva görülebilir. Bunu iyi düşün buyuruyor İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. Dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Hocam öncelikle sizden kendim ve ailem için dua istiyorum. Allah Teala size de, sevdiklerinize de, ailenizde bulunanlara, hatta dinleyicilerimizin hepsine de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin hocam, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir tane sorum var. Devlet memuru olursam kurban keseceğim diye bir adam vardı benim. 1,5 yıldır çalışıyorum ve adamı gerçekleştiremedim pandemi sebebiyle. Hani altına da devri yapılabilir diye söylemiştiniz. Bunun yerine kitap dağıtsam uygun olur mu? Beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Peki efendim. Peki. Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. İkinci dinleyicimiz bekleyememiş. Üçüncü dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler. Üçüncü dinleyicimiz, buyurunuz efendim. Herhalde bekliyor, açık bıraktı gitti telefonu. İsmail, başka arayan olursa alabiliriz. Hava soğuk olunca. Hatlar dondu mu diyorsunuz? Evet. Evet, o da gitti. Hatlar donuyor demek ki hocam. Evet. Bütün her yerde maşallah güzel kar yağıyor. Güzel kış oluyor bu sene. Doğru söylüyorsun. Evet. Bir dinleyicimiz daha varmış. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Allah hepinizden razı olsun. Böyle bir güzel amin. Için. Cümlemizden. Hocam fitil kullanan bir bayan. Gusül abdesti gerekir mi? Bu Şafii'de Hanifi'de dün ben de arkadaş bana sordu. Ben de ona bir cevap verdim. Dün akşamda beri uyuyamadım yani. Çok üzüldüm. Hanifi'de bozmaz dedim, Şafii'de bozulur cahil kafamla. Sabah kadar da yani çok üzgünüm şu anda. Fitil kullanan kadın gusül abdesti alacak mı? Hem Şafii mezhebine göre hem de Hanifi mezhebine göre öğrenmek istiyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hocam, Allah razı olsun. Buyurun, dinliyoruz efendim. Hocam hakkınızı helal edin, sizi çok görüyorum. Hocam kendim, ailem, yeğenlerim, kardeşlerim için dua talep ediyorum. Hastalık ve sıkıntılarımız var. Allah Teala sıkıntılarını hayra teptil etsin, ferahlık versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin. Hocam 4 hafta öncesine göre hocam yani gözlerim rahatsız, sinirlerim bozuktu ama normal hayatımı yaşıyordum. 4 hafta öncesinde bir çöküntü yaşadım hocam. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Dünyanın sonu benim için bitti. Hani hiç elimden artık bir şey gelmez. Bir ümitsizlik çöktü hocam. Çok darlıktayım, bunaldayım. Düşünüyorum, diyorum hani bu kadar daralmanın bir ferahı olacak. İstiğfara devam edin, sürekli söylüyorsunuz dert, hastalık geldiği zaman. Bu günahlara kefaret olur mu? Bir de Hazreti Ömer'in bir sözü var. Hani nifaktan beraat bağışlanır sonu şeklinde, sonu biten. Bu ne demek onu anlayamadım. Bir daha tekrarlar mısınız? Hazreti Ömer Efendimiz'in bir hani nifaktan beraat bağışlanır. Her kim Allah-u Teala'dan tecessüsü terk eylese nifaktan bağışlanır şeklinde. Tam sözü hatırlayamadım. Yani, o sözü... Anlamadık yani ne anlama geldiğini de anlayamadık biz efendim o sözün.
Yani daha sonra belirtirseniz inşallah. Hocam lütfen şu çaresizliğim için bana bir akıl fikir verin. Allah kolaylık versin. Peki efendim. Versin. Amin efendim. Buyurunuz hocam. Efendim şimdi ilk dinleyicimiz devlet memuru olursam bir kurban keseceğim dedim dedi. Kurban demiş. Şimdi burada kitaplarda anlatıldığına göre iki türlü hüküm çıkıyor karşımıza. Saadet-i Ebediye'nin nezir bahsi yani adak bahsi anlatılırken orada nezrin yani adağın sahih olabilmesi için 5 tane şart bildirilmiş. Bu mal ile yapılacaksa, para ile yapılacaksa, kurban almak da parayla veya para verecekse, yemek yedirecek parayla, elbise giydirecek parayla, eğer böyleyse bu dinleyicimize de olduğu gibi. Parasız nasıl olur? İbadet adar mesela, öyle mi? Oruç tutacağım der. Oruç tutacağım der. Evet, buna para lazım. Ona da geleceğiz. Evet. Orada buyuruyor ki, adakta bulunduğu zaman bunu yerine getirebilecek parası, malı, mülkü olması lazım. Hı. Yoksa adağı sahih olmaz. Yani bir hayvan adadıysa o hayvanı alabilecek parasının adadığı anda onda olması lazım. Onda olması lazım. Tamam. Ve birisinde alacağı var. Gelecek o alacağı. Gelecek. Öyle düşündü ve aynı şekilde eğer öyleyse adağı sahih olur. Diyelim ki adağı sahih oldu. Bu bir ama. Ha, bu bir şart. Bu parası varsa. İkincisi parası yoksa sahih olmaz. Parası yoksa sahih olmaz. Başka bir şart. Hani siz sordunuz ya. Efendim yani dinimizin bildirmiş olduğu ibadet olan, farz, vacip olan bir şeyin de adanması lazım. Şu işim olursa havan dalına çıkacağım. Adak olmaz o. Dağın zirvesine çıkacağım. Adak olmaz o. Ne yapayım yani çıkarsan çık yani. Paşa gönlüm. Hava gideceğim. Hava gideceğim. Falanı döveceğim. Yok adak olmaz o. Tamam. Evi yakacağım. Adak olmaz o. Ya ben adamıştım işte. Şu işim olursa, devlet memuru olursam evi yakacağım dedim falan. Lüzumsuz bir şey, tövbe etmek lazım. Tamam. Yani dinimizin bildirmiş olduğu farz vacip cinsinin olması lazım buyuruluyor. Bir de mesela bu mal ile olmayacak da bedenle yapılacak bir şey. Namaz kılacağım diyor. Veyahut da oruç tutacağım diyor. Şimdi diyelim ki kendisi diyabet hastası. Dedi ki 5 gün oruç tutacağım diyor. Diyabet hastası. Öyle ki diyabet de kısım kısımmış. Mesela bize doktorlara bir sorduğumuz zaman 2 kısma ayırdılar. Diyabetlerden bir kısmı hani destekli meslekli falan oruç tutabilir. Ama bir kısmı var mümkün değil diyorlar. Diyelim ki diyabetin bu oruç tutması mümkün olmayan rahatsızlığı var. Diyabet rahatsızlığı var. Şeker hastalığı var. Dedi ki şu işim olursa 10 gün oruç tutacağım dedi. Veya 5 gün oruç tutacağım dedi. Bedene bunu yerine getirmesi mümkün değil. Yarım gün bile tutamayacak. Yani. Yarım gün bile tutamayacak. Dolayısıyla bu adak da sahih olmaz. Bu adak da sahih olmaz. Bunu bile bile yaparsa kendini kandırmış olur. Kendini kandırmış olur, tövbe etmesi lazım. Eğer altyapısı var bu bilgilere sahip olduğu halde böyle söylüyorsa tövbe etmesi lazım. Kimi kandıracak ki? Allah'a da lehi bir şeyimiz kandıramayız ki. Olmaz o. O yanlış bir şey. Şimdi dinleyicimiz o zaman şimdi diyelim ki vardı bir yerden gelecekti. Adağı sahih oldu. Sahih oldu da devlet memuru olur olmaz ilk kurban bayramında bunu kesmesi lazımdı. Kesemedi. Artık sonraki şeylerde kesemez. Niye kurban bayramı? Onu zaman zaman hep böyle dinleyicilerimiz sorduğu zaman açıklıyoruz. Şimdi efendim ben şu işim olsa kan akıtacağım. Tavuk da kesebilir. Bir hayvan keseceğim. Bir hayvan keseceğim dedi. Tavuk da kesebilir. Sadaka cinsinden adak olur o da. Koç keseceğim dedi. Adaktır. Deve keseceğim dedi. Adaktır. Dana keseceğim dedi. Adaktır. İnsan keseceğim dedi. Hayır. Adak olmaz. Yani Allah'tan helal ve mübah olduğu, mübah ettiği hayvanlardan birisini söyledi. Bu da adaktır. Kurban keseceğim dediği o da adaktır. Bunun ikisi de adak. Peki koç keseceğim, kan akıtacağım dedi. Bunu istediği zaman yapabilir.
Bunun üzerinden efendim bir, hani bir tabir var ya, mürur-u zaman tabiri kullanılmış ya fıkıh kitaplarında da, bilhassa hukuk sisteminde, mahkemelerde geçer ya bu. Böyle bir yani zaman geçimi söz konusu değil bundan. Ama öbürüsü kurban kelimesi kullanılınca, bu da adak ve şu işim olursa bir kurban keseceğim dediği zaman, o işi olduğu zaman ilk önüne gelen kurban bayramında bunu kesmesi lazım. Niçin? Kurban kelimesiyle bir buyuruluyor ki, bu yerini tayin etti, zamanını tayin etti. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü kesilir kurban. İki, bu artık tavuk kesemez. Niye? Kurban kelimesini kullandığı için kurbanlık hayvanlar, koyun, keçi, sığır, deve, bunlardan birisini kesecek. Başka birisini, yani efendim ben işte kurban dediğim de tavuk kesebilir miyim? Kesemez. Çünkü tavuk kurban olmaz. Kurban olmaz. Niye? Bir zamanlar bir zındık ilahiyatçının birisi diyordu ya, tavuk dolur diye. Hatta o zaman böyle bizi de meşgul ettiydi, yayında falan dediydik. Ya olursa derisini aynı şekilde nasıl çıkaracağız? Derisini kim toplayacak diye, değil mi? Zındık hocam. Zındık. Adı üstünde zındık ya. Adı üstünde zındık. Efendim, şimdi diyelim ki gerçekten o anda bunu alabilecek gücü vardı. Ondan sonra da adal sahih oldu. Kurban Bayramı da üzerinden geçti. Zaten 1,5 yıl oldu diyor. Geçti. Ben dedim bunun parasıyla kitap dağıtabilirim. Hayır. Eğer ilk Kurban Bayramı'nda kesemediysek bedeli fakire verilir. Peki kitaba yatırmak için bir formül var mıdır? Var. Nasıl? Mesela bu dinleyicimiz diyelim ki erkek veya kız kardeşi buluğa ermiş. Meseleler biliyor. Ona verebilir bedelini. Altın olarak deniyor. Altın olarak verdi. O da dedi ki, abla dedi veya kardeşim dedi, ablası abisi de olabilir. Bunu sana hediye ettim dedi. Bitmedi o iş. Bedelini bu kitap olarak o zaman dağıtabilir. Yani fakirin eline ulaşması lazım o. Fakirin eline ulaşması lazım. Veya fakir de yapması lazım. Veya fakir yapması lazım. Yahut da fakir der ki, tamam der, ben aldım, kabul ettim, bu benim. Bunu ben sana veriyorum, bunlarla kitap hizmeti yap. Ne yaptı? Sen hizmet organize etmek suretiyle sevaba giriyorsun. Artık senden çıktı. O kitap söyleyiver. Sevabı. Dağıtma sevabı. O fakire ait. O fakire ait oluyor. Şey de öyle. Mesela bazen tembih ediyor. Yani bunu birazcık altyapısı olan da yapıyor falan. Demek ki tam orasını idrak edememiş veya anlayamamış. Getiriyor mesela Mustafa Bey diyor. Veriyor kağıt parayı. Zekatımı vermek üzere seni vekil ettim diyor. Senin bunu altınla devrini yaptıktan sonra halledeceğini biliyor. Burası tamam. Buraya kadar bir şey yok. Ondan sonra diyor ki bunu diyor. Bunu işte kitap hizmetlerine ver, tamam mı? Bu yanlış. Bu yanlış. Niye? Çünkü senden çıktı. Senden çıkan paraya fakirin olduğu. Fakire talimat veremezsin. Bunu şöyle yap, bunu böyle yap diyemezsin. Böyle bir hakkın yok. Mesela biz iskat yapıyoruz. Bu bilenler ne yapılır biliyor saadeti ebediyede. Yani oraya gelen 5 vakit namazını kılan ondan sonra salih erkeklerle. Fakir. Salih fakir erkeklerle yapılır. Ki o gelen erkek biliyor bunu. Yani o 5 vakit namazını kılıyor itikad düzgün. Diyor ki şu anda bu kimse ahirete intikal etmiştir. Acilen yardıma ihtiyacı var. Buna ihtiyacı var yani. Buna ihtiyacı var. Şişe. O fakir Müslüman fedakarlık ediyor. Eline geçen altını hediye ediyor. Şey, iskatı yapan kimseye hediye ediyor. Mecbur mu? Hayır. İhsanen yapıyor. Sevap kazanmak için yapıyor. Yoksa eline geçince al asmanlık. Ver geri diyemezsin. Onun oldu. Zekat da öyle. Zekat da öyle. Bir arkadaşım birisi seneler önceydi. Ya dedi ben biliyor zannettim dedi. İşte zekat olarak bunu sana verdim. Aldım kabulünü, teşekkür ederim. Çekti gitti dedi. Biz devir yapacak dedi. Ödünç de almıştım onu dedi. Dedi yapacak bir şey yok. Doğru dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Çünkü diyemezsin onu bana geri ver. Şey yap falan. Onu deme. O uygun değil. Fakirin hakkı. Kendi rızasıyla verirse verir. Ha, kendi rızasıyla aynı şekilde verirse verir. Dolayısıyla orada yani konuya açılması, bu dinleyicimiz o konuyu açtı. İyi oldu. Vesile oldu. İster adakta olsun, ister yemin kefaretinde olsun, ister zekatta olsun, ister sadakayı fıtırda olsun. Ben adak yerine getiriyorsam mesela diyelim ki sizi
bir adam vardı. Mustafa Bey, buyur şu parayı dedi. İşte bir koç al. Bu benim adam. Bu adamı almaya, kesmeye, kestirmeye seni vekil ettim. Seni vekil ettim. Yalnız burada şu olabilir. Zekatta da bu olabilir. Onu da söyleyelim mi? Şimdi saadeti ebedi diye yazıyor çünkü. Mesela ben sizi vekil ettim. Dedim ki işte bir koç, ben sordum, araştırdım şu kadar para. Koç almaya, bunu kestirip kestirmeye. Etini de dedim. İşte İsmail Sert'e gözümün içine bakıyor, bize gelecek mi? Gelecek, gelecek. Tamam. Derisini mi vereceksin yoksa sadece? Onu bir düşüneydim hocam. Ondan sonra Ahmet'e, Mehmet'e ver diye seni vekil ettim. Burada ne yaptım ben seni? Kendi haline bırakmadım. Bağladınız. Bağladım. Veya zekat getirdim. Dedim ki zekatı vermek üzere seni vekil ettim ama zekatımı şu A şahsına, B şahsına, C şahsına vermek üzere. Ne yaptım ben seni? Bağladım. Ha sen dedin ki ben kabul etmiyorum. Etmeyebilirsin. Sen de mecbur değilsin. Sen de mecbur değilsin. Ama ettiysem o dediği fakirlere verebilirim. Evet, oraya verebilirsin. Hatta saadeti ebediyede nezir bahsi anlatılırken mesela diyor ki işte ben diyor şu işim olursa şu kadar parayı işte Eyüp Sultan'daki fakirlere vermek üzere dedi. Veyahut da bir hayvan kesim Eyüp Sultan'daki fakirlere dağıtmak üzere. Orada deniyor ki Eyüp Sultan'daki fakirlerin isimleri zikredilmediği için bunu Van'da veya Tahya Akar Hazretleri'nin metun bulunduğu yerde, Seyyid Fehim Hazretleri'nin metun bulunduğu yerde kesebilirsin diyor. Oradaki fakirlere de dağıtabilirsin. Ama öyle değil de işte ben işte şu işim olursa Allah rızası için Eyüp'te bir koç keseceğim. Oradaki şu A şahsına, B şahsına, D şahsına bu fakirlere vermek üzere dedim. Artık kıvırma imkanım yok. Orada keseceğim ve o fakirlere vereceğim. Birini vekil ettiysem, o vekil ettiğim kimseye de bu isimleri söylediysem onları vermek mecburiyetinde. Peki etem vermezse ne olur? İhanet etmiş olur. Ahirette bunun hesabını görüyor. Önüne çıkacak bu. Hani şimdi diyor ki ya nasıl adam nereden verecek ya, salla gitsin falan. Salla gitsin. Adamın haberi yoktu ki zaten. Hiç beğendi olmaz. Büyüklerden bizzat bir talebesini imtihan için bir kese altın veriyor. Diyor ki falan işte kasabada mübarek bir zat var. Yani bir evliya başka bir evliyaya bir talebesiyle gönderiyor. Ki o zamanlarda evler en fazla yattığı şeyler falan iki katlı. Genellikle tek kat. Zemin havada yazmış böyle. Pencere de açıkmış. Dergahta geliyor talebe. Hem diyor işte bu hocamızın size hediyesidir. Alıyor, sayıyor. 20 tane, son 8 tane çıkıyor. Pencereden sesleniyor falan diyor. O 20 mi 18 mi? Oradan hocasının sesini duyuyor. 20 diyor. Talebe bakıyor. Siz diyor bu kadar yakındınız da diyor beni niye aynı şekilde kullandınız? Salak seni imtihan ediyorlar. Salak seni imtihan ediyorlar. Şimdiden almış mıymış? Almışmış. Ya şimdi Allah-u Teala o talebeye ihsanda bulunmuş. Demek öyle bir hastalığı var. Hocası onu tedavi ediyor. Hatta şeyde de oluyor ya. Rabia Yadviye Hazretleri'ne misafir gelmiş. Evde de şimdi 15-20 kişi. Şimdi onlar da diyorlar ki bu mübarek bir hanımdır. Bunun aynı şekilde yiyeceği de bereketlidir. Şifadır. Bir lokma ekmeğini de yeriz falan diye ama ekmek yok. İki tane ekmek var. Onlar yetecek gibi değil. Hemen orada hizmetini gören birisine yok özür dilerim ya kapı ya bir birisi geliyor diyor ki üç gündür açız çoluk çocuk. Oradaki iki ekmeği misafirler de görüyor. Alıyor ona veriyorlar. Misafirler diyor ki bir lokma ekmek yiyecektik o da gitti. Biraz sonra kapı çalınıyor. Çuvalla birisi geliyor. Efendim diyor falan efendinin diyor bu diyor size hediyesidir. Lütfen kabul et, buyurmanızı istiyorlar, istirham ediyor. Peki diyor koy sayın diyor. Sayıyor 18 çıkıyor ekmek. Diyor iki tanesi eksik. Getiren kıvranmaya başlıyor. Çıkarıyor. Efendim diyor beni almıştım. İki tanesi. Oraya gelen hanımlardan biri soruyor. Nereden anladınız efendim diyor. Şimdi efendim siz diyor kalabalıksınız diyor. Allah Teala buyuruyor ki ben birebir bire 10 veririm. İki tane ekmek. Yine Allah Teala gönderdiği bir kuluna verdim. Şimdi o ekmeğe karşılık 10 tane göndermesi lazım. Öbürsüne 10 tane etti 20 diyor. Size anca yeter o da diyor. Ama 18 çıkınca diyor yok diyor. Bunda bir iş var. Bunda bir hile hurda olmuş. Oradan anladım buyuruyor. Çünkü Allah Teala bire 10 verir buyuruyor.
Ben Rabbimden öyle istedim. Yani kalpte öyle olursa, Allah-u Teala'dan böyle bir istekte bulunursa, o da şak diye olur mu? O da şak diye olur tabii ki. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sonra yaparım diyenler. Dünya fanidir. İnsan bu dünyada sefil olsa üzülmeye değmez. Aksine köşklerde yaşasa, bir eli yağda bir eli balda olsa sevinmeye değmez. Muazzam köşkler yaptıran çok kimse vardır ki köşkleri durur fakat kendileri yoktur, vefat etmişlerdir. İmam-ı Ebu Yusuf, Halife Harun Reşid'e tavsiyesinde buyuruyor ki, bugünün işini yarına bırakma, aksi halde işleri zayi etmiş olursun. Ecel geldikten sonra artık iş ve ibadet yapılamaz. İki işten ahiret için olanı tercih et. Çünkü ahiret sonsuz, dünya geçicidir. Dünya da içindekiler de yok olacaktır. Ahiretse devamlı kalınacak yerdir. Yarın Allah'ın huzuruna asi olarak çıkma. Şunu iyi bil ki Allahü Teala kullarını makam ve mevkilerine göre değil, amellerine göre hesaba çekecektir. Allahü Teala ikaz ediyor, o halde dikkatli ol. Çünkü sen boş yere yaratılmadın. Bu sebeple de başıboş bırakılmayacaksın. Şüphesiz yaptıklarından hesaba çekileceksin. Peygamber Efendimiz, kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. Ömrünü nerede nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcadı? Bedenini nerede yordu, hırpaladı? Buyuruyor. Bu soruların cevabını hazırla. İnsan öldüğü zaman dünyalık olarak elde ettiklerinin hepsi dünyada kalacaktır. Ağır bir hastalığa yakalandığı zaman bile mal, mülk, evlat demeyip sadece benim akıbetim ne olacak diye kendini düşünür. Madem ki ölüm mutlaktır, niye akıbetimizi düşünmeyi sona bırakıyoruz? Son nefeste imanla gitmek istiyoruz. Son nefesimizi de ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz. Her an olabilir. O zaman neyi bekliyoruz? Şimdiden Allah demeye, her şeyi Allah için yapmaya başlayalım. Peygamber Efendimiz, helekel müsevvifun, yani sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruyor. Bu, dinin emir ve yasaklarını sonraya bırakanlar helak oldu demektir. Allahü Teala'yı unutturan mal, mülk, makam ve mevkiler hep dünyalık olur. Fakat onun rızasına uygun şekilde kazanılıp kullanılanlar dünyalık olmaz. Dünyalık şeylerin ne kıymeti vardır? Maalesef şimdi insanlar dünyalık işleri birinci plana alıyor, ahiret işlerini ise arka plana atıyor. Halbuki her şeyin başı, birinci derecede önemli olan Allahü Teala'nın sevgisini, rızasını kazanmak ve onun emir ve yasaklarına uymaktır. Kıyamet günü öyle dehşetlidir ki hamile kadınlar korkudan çocuklarını düşürecektir. O gün gökler parçalanacak, yıldızlar dağılacak, yeryüzü ve dağlar parça parça olacak ve yok olacaktır. Bir insan o güne nasıl hazırlanmaz? Önümüzde 5 büyük imtihan vardır. 1. Son nefes. Nice alimler son nefeste imansız gittiler. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, 3 hocası imansız gittiği için üzüntüden genç yaşta kamburlaşmıştı. Peygamber Efendimiz son sözü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olan cennete girer buyuruyor. Bunu söylemeyip para derse, yani para için dinini terk etmişse veya aman doktor kurtar derse, yani şifayı doktordan bilirse cehenneme gider. Şefaatlerin, müjdelerin hepsi son nefeste imanla ölenler içindir. 2. Kabir suali ve azabı. Sual meleklere cevap olarak kabir suallerini ve cevaplarını öğrenmelidir. Hadis-i şerifte kabir cennet bahçesi veya cehennem çukurudur buyuruldu. Kabir azabı ruha ve cesede birlikte olacaktır.
3. Mahşer azabı. Mahşer günü güneş bir mızrak boyu alçalır. Dümdüz bir çölde herkes günahı nispetinde sıkıntı çekerek hesabının görülmesini bekler. O sıkıntılı günde bir grup insan uçarak gelip arşın altında gölgelenir. Bunlar ümmeti Muhammed'den olup dünyadayken sırf Allah için birbirlerini seven Müslümanlardır. Mahşerin süresi 50 bin ahiret senesidir. Ahiretin tek bir günü dünyanın 1000 senesidir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu yolun büyüklerini tanıyıp onların yolunda gidenler için mahşerin süresi arşın gölgesi altında serin suların başında 2 rekat namaz kılacak kadar olacaktır buyuruyor. Bu müjdeye kavuşmak için büyükleri Allah için çok sevip bu yolda gücümüz nispetinde çok hizmet etmeliyiz. 4. Terazi. Sevaplar ve günahların tartıldığı terazide oraya kul hakkıyla gelenlerin iflas edecekleri, sevaplarının hak sahiplerine verileceği, onlar da yetmezse hak sahiplerinin günahlarının onlara yükletileceği ve cehenneme atılacakları hadis-i şerifle bildirilmiştir. 5. Sırat Köprüsü. Resulullah Efendimiz ahirette Sırat Köprüsü'nde her Müslümana iman, namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulur. Bunlara cevap veren cennete gider buyuruyor. Cevap veremeyenlerin hali felakettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen siz hemen kolayca cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruluyor. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz dedi ki, rahatsızlık sebebiyle fitil verildi dedi. Bu guslü gerektirir mi? Efendim, saadeti ebedi de buyuruyor ki, yani bir kavle göre eğer lezzet duyuyorsa ihtiyatlı olur buyuruyor. Öyle bu durum söz konusu değilse, yani 4 mezhepte de gusül gerekmez. Çünkü saadeti ebediyenin özelliği, mesela diyelim ki Hanefi'de bu gusül gerektirmezse, Şafii'de veya Maliki'de ya Tahambeli'de gerektirirse, gerektirir diye yazıyor. Yazmamışlar. Demek 4 mezhepte de hüküm öyle. Lezzet kaydıyla. Zaten bir bölgede bir rahatsızlık varsa, acı ızdırap varsa zaten lezzet alma durumu da söz konusu olmaz. Öyle bir durum da söz konusu olmaz. Vesvese etmemeli, gusül gerektirmez. Hani dinleyicimiz diyor ki ben diyor Şafii'de gerektirir falan dedim diyor. Zannedersem şeyde yola çıktı dinleyicimiz. Şafii mezhebinde idrar yollarından da içeriye pamuk veya benzeri bir şey girecek olursa orucu bozar. Erkeklerde de. Erkeklerde de öyle. Onun için saadeti ebediyi de hasseden mesela pamuk fitil kullanan erkekler için Şafii mezhebinde kaydı zikredilmiş orada. Kaydı zikredilmiş. Hanefi mezhebinde bozmaz. Çünkü Hanefi mezhebinde. Orucu bozuyor değil mi? Tabii. Orucu. Yani Ramazan'da o zaman dikkat etmesi Ramazan lazım. Ramazan veya oruçlu tutarken dikkat etmesi gerekir. 3 aylarda yaklaşıyor ya efendim. Şafii mezhebindekine dikkat etmesi gerekir. Ya onun dışında başka bir şey bildirmemişler. Yani mesela idrar yolu ağzından bir şey girerse gusül gerekir ifadesi olmuş olsaydı saadeti ebediyede yani fitil Şafii mezhebinde gusül gerektirir ifadesi geçerdi. Geçmiyor. Demek ki 4 mezhepte de hüküm aynı. Lezzet kaydı bildirilmiş. O da çok 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 nadir. Yani o olmayacak bir şey. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. 4 haftaya kadar dedi iyiydim dedi. Bir çöküntü meydana geldi. Dedi yese de kapıldım dedi. Yese de kapıldım. Dolayısıyla ne yapacağımı da aynı şekilde şaşırdım. Ne yapacağımı da şaşırdım.
şimdi hani ibadetlerimi yapıyorum, taatlarımı yapıyorum. Depresyona girmiştir, farkında değildir. Yani bu hal depresyondur. Depresyona girmiştir. Kendi yenebilir, atlatabilir. Ama yani yanında böyle onda destek verenler olsa atlatabilir. Ama yani gücü yetmiyorsa bir doktor yardımı mutlaka şart. Çünkü bu ruh hali, yani psikolojik bir durumdur. O çemberin içerisine, dairenin içerisine girdi mi sıhhati düşünemez insan. Ya kendisi her gün 100 defa en az besmele ile beraber Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, bunu her zaman okuyacak, her gün 100 defa. Ondan sonra geceler uyuyamıyorsa oğul otu, Melisa deniyor. Onun şimdi ekstrası çıktı, ekstrasını bulsun böyle durumlarda. Artık o oğul otunun azıcık bir şey demlemesi ona fayda vermez. Ekstrasını bulup hap olarak da veriliyor. Onları kullanması gerekir. İstiğfarada devam etmesi gerekir ve Cenab-ı Hak aynı şekilde kurtarır. Yok, bu şekilde kendi başı demeyecekse bir doktor yardımı mutlaka almalı. Allah-u Teala hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. Bir de dün birisi, bir dinleyicimiz bir soru sormuştu. Dedi ki, ben dedi camiye gidiyorum. Öyle ve ikindi namazlarında dedi birinci safta duruyorum. Dedi bazen dedi öyle durumlar oluyor ki dedi vakit girmediği halde dedi uyanayım birinci saftayım dedi. Çok dikkat çekiyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ben dedi hani dedi kazaya niyet edebilir miyim? Baktım birçok mail geldi. Efendim orası işte namaz kılması mekruh olan vakit değil mi? Öğle namazı için mekruh vakit değil mi? Doğru, mekruh vakit. Namaz kılması. Öğle namazı için o ikindiydi sormuştum ya. Öğle namazı da aynı şekilde var. Öğle namazı da mekruh değil mi? Biz ikisi için de kılabilir dedik. Dinleyicilerimizden bazıları onu öğrenmek niyetiyle. Bu aynı şekilde hani mekruh değil mi? Şimdi Mustafa Bey, saadeti ebediyede, yani Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, hayattayken Saadet-i Ebediye kitabını mutlaka defalarca okuyacağım. Bir daha, yani ömür boyu. Her okudukça belli şeyler yerleşir. Şeyi almışlar. Bazı yerlerde geçer ve mecelledeki maddelerde almışlar. Mecellede bir kaide var. Ehveni şerreyn tercih edilir. Bu fıkıhta genel kaidedir. Genel kaidedir. İki tane haram var önünde. İki tane haram. Mecburen yapacaksın. Mecburen yapacaksın. Ehveni hangisiyse onu yapacaksın. Efendim haram olmaktan çıkar mı? Çünkü yapmazsa öldürülecek veya büyük bir fitne çıkaracak. Mesela fitne için eşet tabiri, eşetul katil, yani adamı öldürmekten daha şiddetli bir günahtır buyuruyor. Daha. Şimdi bu dinleyicimiz diyor ki ben diyor mahalle camisi belki de gittiği orada bir fitneye sebep olacak, iftira olacak, ondan sonra dine saldırma durumu söz konusu gitmese olacak. Gitmese de olmuyor demek ki. Ha, yani, gitmese de olmuyor. Niye gelmedin diyecekler bu defa. Tabii. Öyle bir tehlikeyle karşı karşıya, öyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Mekruh vakitte kılınan namaz, namaz olarak sahihtir. Ama o vakitte bilerek yapınca günah olur. Ama bir fitne var, bir de mekruh var. Yani bir haram var, bir de mekruh var. Yan yana geldiler bunlar. Yan yana geldiler. Dolayısıyla adı üstünde orası mekruh vakit zaten. Dolayısıyla haram vakit değil. Orası tercih edilir. Yani hafif olan aynı şekilde tercih edilir. Yani bizim naklettiğimizde o dinleyicimize bu. Yoksa efendim siz mekruh vakitte namaz kıldırıyorsunuz diye düşünmek veyahut da o şekilde öyle ithamda bulunmak yanlış. Bazıları mahiyetini bilemedik diyorlar. Onlar insafla doğrusunu öğrenmek için soruyorlar. Bazısı da aynı şekilde bilgisizlik yapıyor. Diyor, benim de hatırıma geldi dün. Burası mekruh vakit değil midir diye. Sizin anlatmanızdan da ben öyle bir sonuç çıkardığım için. Evet. Şey yapmadım, sormadım. Yani. Sormadınız. Evet. Dolayısıyla. Ve ikindi namazı için de geçerli değil bu. İkindi namazı için de geçerli değil. Bu öğle namazı için geçerli. Şey için de geçerli. Söyleyiver. İkindinin sonu. Ama bak orada da ne buyuruluyor. Saadet-i Bedi okumuş olsa der ki bunun bir çıkış yolu var diye düşünür. Gittin, bir dakika var. İkinin farzı kılınır orada buyuruyor mekruh vakitte. İkinin farzına durdun. Akşamda girdi. Hanefi mezhebinde niyet ettim ikinin farzını kılmaya. Allahu Ekber, tekbiri getirdin mi? O namaz vaktinde kılmış oluyorsun. Maliki ve Şafii mezhebinde bir rekat kıldıktan sonra akşam girdiyse ikindiği vaktinde kılmış oluyorsun.
Saadet Ebedi'ye açıkça yazılı bunlar. Bildirilmiş bunlar. E şimdi bu adam mekruh vakitte başladı. Namazı oldu deniyor. Kazaya kalmadı deniyor. Yani, değil mi? Tabii. Orada da mekruh vakit var ama ikindiyi kılmadıysan orada kılabilirsin. Kaza edersin denmiyor. Denmiyor yani. Kaza edersin denmiyor. Yani sadece o vakitte namaz kılması mekruh deniyor. Peki kıldığı namaz namaz olarak sahih midir? Sahihtir tabii. Sabah namazında güneş doğduktan sonraki vakitte de böyle midir? Peki onu da soralım. Merak ederler şimdi. Tabii. Orada mesela bilmeden orada namaz kıldı diyelim. Yani mekruh vakitte namaz kıldı. Güneş doğdu, 5 dakika sonra namaz kıldı diyelim. Ha, namaz kıldı. Mekruh vakitte namaz kıldı. Mekruh işledi. Ama kıldığı namaz namazdır. Yani sahihtir. Efendim artı eksi birbirini götürür. Onu bilemem. Neyi neye kadar götürür? Hani o bilgisi yoktu. Mahşer günü Allah-u Teala ne muamele eder, nasıl muamele eder onu ben bilemem. Ama biz kitaplarda bildirilen naklederiz, ona uymaya çalışırız. Ama keyfi yerinde olan, Bilerek yaparsa bilerek orada isyan eder. Evet. İsyan eder. Yani burasını sen böyle bir vakit olarak bildirmişsin ama ben seni tanımıyorum, ben burada namaz kılarım dedi. O artık küfre bile gider. Allah-u Teala muhafaza olsun. Osman Hoca da nasıl olsa cevaz verdi der. Kendi kafasına göre öyle hareket edecek olursa öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok yani. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.